İznik Gölü'nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında suların çekilmesiyle fark edilen Roma dönemine ait 1600 yıllık bazilika yabancı turistlerin akınına uğruyor. A Haber ekibi su altı müzesi olarak turizme açılacak olan bazilikayı havadan görüntüledi. Hristiyanlık tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Bursa'da ve aynı zamanda tarihi eseri olan Bursa'nın İznik ilçesinde gölün altında tam 1500 yıllık bir kilise bulundu. Geçtiğimiz günlerde halk plajına 20 metre açıklıkta bulunan kilisenin tam 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Aynı zamanda milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Şöyle ki şu anda Bursa'dayız. İznik gölünün tam üzerindeyiz ki bulunan kilisenin tam üzerindeyiz ve canlı şekilde bu kiliseyi gözlemeye çalışıyoruz. Bu kilise hakkında biraz bilgi verelim sizlere. Kilise hakkında biraz bilgi yok ama kendisine kaynağına ulaşılamayan Aziz Nepoitos Kilisesi olduğu tahmin ediliyor. Dediğimiz gibi milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. O da şuradan ki İznik'te bulunan Ayasofya Kilisesi'ne benzerliği sebebiyle bulunuyor. Şu anda yanımızda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe var. Gerekli diğer bilgileri de Sayın Altepe'den alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. İzninizle. Bu tarihi değerle ilgili, bu 1500 yıllık tarihi değerle ilgili gerekli diğer detaylı bilgilerini alabilir miyiz? Evet, öncelikle tabii Bursa'mız birçok zenginliğe ev sahipliği yapıyor. Birçok kültür ve medeniyet bizim burada ev sahibiz. Tabii bu özellikle kültür turizmi ve inanç turizmi açısından da Büyükşehir Belediye'miz olarak tüm bu alanlarda çalışma gerçekleştiriyoruz. İşte o kapsamda da artık Büyükşehir sınırlarına yeri giren, Nisan ayından itibaren artık Büyükşehir kapsamında olan İznik şehrimiz. Burası da bizim Bursa merkezi kadar önemli, daha da eski tarihi olan, binlerce yıllık tarihi olan Hristiyan alemi açısından da önemli bir merkez. Şimdi bizler de artık İznik'le ilgili çalışmamıza başladık. Nasıl Bursa bir dünya mirası, UNESCO dünya mirası olduysa, özellikle İznik'in de bir dünya başkenti olarak ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Onunla da ilgili başlattığımız çalışmalarda hava fotoğraflarının çekilmesi ve tespitlerin tarih kültürel mirasının ortaya çıkarılması çalışmalarında İznik Gölü üzerinde uçarken, fotoğraflar çekilirken bu kalıntılara rastladık. Ve yaklaşık 1500 yıllık bir eser. Hristiyanlığın erken dönemi, ilk yüzyıllarına ait bir eser. Zamanda burada depremlerle birlikte çöküntü uğramış ve gölün içine kalmış. Şu anda suyun altında. Peki efendim, bu su altı müzesinin de bir habercisi olur mu bu bulunan tarihi değer, bulunan tarihi kilise? Tabii bu bizim için önemli bir değer. İznik'te karada olan tesisler kadar suyun içinde özellikle bir tesis. Suyun içine bir kilise. Biz de bunu tabii ki değerlendireceğiz. Biz su altı müzesi olarak yalandıracağız. Bu müze bile başlı başına buraya turist çekecek olan önemli bir cazibe merkezi, önemli bir zinet. Bize bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Yani inanç turizmi açısından Hristiyan aleminin zaten ilgi odağı İznik. Biz de İznik'in her yönüyle çekimin, cazibesinin artması ve burada altyapının tamamlanması için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu da bizim için ilave bir şans oldu. Bu da ayrı bir güzellik katacak. Biz de bunu en güzel şekilde değerlendireceğiz. Şöyle diyelim o zaman Sayın Altepe, Bursa'da yer üstünde olan bu tarihi değerler artık su altına da indi. Su altına da artık tarihi değerleri yaşatabileceğiz, müzeye çevirebileceğiz, bununla ilgili projeler geliştirebileceğiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi zaten biz Bursa'da merkezdeki yer üstündeki tarihi eserleri ortaya çıkardık. Restore ettik. Şu anda Bursa'da da yer altındakileri de çıkartıyoruz. Üzerlerindeki binaları yıkıp çıkartıyoruz. Şimdi de İznik'te aynı şey. İznik'in gözüken eserlerini bir yandan ayağa kaldırırken bir yandan da yerin altı çok zengin. İznik'in merkezi tamamen altında ayrı şehirler var. Ayrı medeniyetler var. Tüm bunların ortaya çıkarılması çalışmaları da başlıyor. Karada da yer altı çalışmaları var. Ama denize kadar da uzandı bu. Suya da girdi. Bu da hem sudaki eserler hem karadaki eserler. Burada yer üstündeki, yer altındaki zenginlikler, bunların hepsi bizler için büyük bir fırsat. İlerleyen günlerde kiliseyle ilgili detaylı bilgilerin tekrardan Bursa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne açıklanacağını söyleyelim ve söz tekrardan size bırakalım. Evet, İznik Gölü'ndeki bu bazilikanın su altında tespit edilen bazilikanın Dünya Kültür Mirası
eserleri arasında 10. ilk 10'un içerisine alındığını bir kez daha tekrarlayalım.